Selam arkadaşlar. Bizim cephede işler karıştı. Bizimkiler iyice azıttılar. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir yaramaz horozumuz var. Sürekli ötüyor. Yani onun için fark etmiyor. Sabah akşam ötüyor. Mangalın üstünde ötüyor şimdi. Evet, kendi selasını veriyor. Beni bir güzel mangal attın yiyin diyor. Seni yemek lazım galiba. Seni mangal yapmamız gerekiyor. Şaka bir tarafa ama eşim hayvancılık işinden anlamıyor fazla. Şu anda köyde onlardan o ilgileniyor. Serbest bıraktı. Çok serbest bıraktı onları. Aslında serbest bırakmak zorunda kaldı. Çünkü keçiler çok aksi çıktı. Çit falan dinlemiyorlar. Bunlar her yeri yıkıyor, indiriyor. Keyfine göre onlar da çıkıyorlar. Bizimki de ilk etapta onlara fazla şey yapmak istemedi, alışsınlar diye. Onlar da yüz bulunca iyice böyle şeyi ele aldılar. Yaramazlığı. Geri döneceklerini de sanmıyorum. Ama öyle geziyoruz işte, her yerdeyiz falan. Sanırım bunlara en güzeli elektrikli bir çit yapmamız gerekiyor. Bakar mısınız şunlara? Hiç, yani çok güzel öğrenmişler. Bu çit belki 10 kere 20 kere yapıldı, sıkılaştırıldı, sağlamlaştırıldı ama onlar yolunu bulmuşlar. Çok güzel, bravo, aynen öyle. Öğrendik biz artık, böyle oluyor bu iş. Sen boşa uğraşıyorsun diyorlar. Bunlar da buradalar zaten böyle, hep birlikteyiz. Devamı da geliyor. Evet, gelin siz de gelin, ben yolu açtım diyor. Yani burada durmamızın bir anlamı yok, burası fazla geldi, sıkıldık. Halbuki çok güzel bir alanları var. Otlak o taraftaydı. Direkt orası ahırlarına bağlanıyordu ve orada yemlerini yiyip içebiliyorlardı. Yalnız bunlar bozdular. En güzel çözümü bunun bir şey olacak galiba. Elektrikli çit olacak. Başka çözümü yok gibi bunun. Ondan sonra belki biraz daha rahat ederiz. Şimdi kendim de sürekli orada olmuş olsam ben ara ara gidebiliyorum. O da bu kadar yapabiliyor. Yani son durumumuz bu. Çok böyle serbest bir şekilde geziyoruz ve bize durmadan ötüyoruz böyle. Sabah akşam ötüyor bu. Komşunun horozuyla yarışıyor. Bu da gelmiş böyle dibinde. Diyeceksiniz ki bunlar niye bu kadar böyle buna yakın? Çünkü hayvanları eliyle besliyor. Evet, ben sigaramı yakarım, keyfime bakarım. Bu da gelmiş, selam, nasılsın diyor. Halatır soruyor. Ve bu aksi keçi de ne hiç dedim? Bir şekilde kendini saldırmıyor. Herkes yerini hakkını bilecek dedim. Yavrularına da çok az süt veriyor. Memesi dolu geziyor. Siz de yaptınız. Sağmanın bir yolunu bulmamız lazım. Gittiniz. Çitleri şey vallahi yaptınız, kopardınız. Son durumumuz bu. Tavuk da gelmiş. Evet, ayakkabılarını temizleyeyim abi diyor. Senin bunlar çok kirlenmişler diyor. Bunlar diyor bir değişsen. Keçiler gelmiş, gene onlara bir şeyler yediriyor orada. Tavukların yemini yiyorlar galiba. Keçileri deseniz onlar zaten işi bozanlar. Keçi almak isteyen varsa önce bir düşünsün. Gerçekten çok meraklı ve aksi hayvanlar. Çok tatlılar, çok sevimliler. Tipe bakar mısın şuna? Girdiği yere bak, benim çiçek saksıların içinde yatıyorlar. Çiçeklerimi yediler. İçinde yatıyorlar böyle bir güzel. Burası giriş aslında evin, ön avlusu. Burada olmamaları gerekiyor bunların. Ama oh, uyku moduna geçtik. Çok gezdik, yorulduk. Ne güzel, süper. Bence böyle işte elinde beslemeseydi iyi olurdu. Tavukları besliyor, keçileri besliyor. Sonra bunlar da böyle yapıyor. Tavuğumuz da kucağımızda böyle geliyor. Papağan gibi falan. En iyi çözüm bence bir çit olacak. Neyse arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Son durum bu yani. Sevgi, saygıyla kalın.